paylaşma temasıyla Calder'in 22. Kalite Kongresi'nde etkin bir strateji oluşturma panelimize öncelikle hoş geldiniz. Ve bu panele öğleden sonraki bu kadar güzel programlanmış seanslar içerisinde bizi tercih ederek geldiğiniz için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün son derece değerli iki konuğumuzla etkin bir strateji oluşturma üzerine uygulamalı deneyimlerini bence çok keyifli bir sohbetle paylaşıyor olacağız. Ve sözü çok fazla uzatmadan dilerseniz büyük bir olasılıkla kendilerini ve gruplarını yakından tanıdığınız iki konuğumuzu size kısaca tanıtmak istiyorum. Solumda Kaan Gürgenç, 1989'da Arçelik'te başladığı kurumsal yolculuğunu son derece istikrarlı bir şekilde lojistik sektöründe 1999'dan bu yana başarılı bir genel müdür olarak sürdürüyor. Ve 2002'den bu yana da Borutan Lojistik firmasının lider yöneticisi olarak genel müdür olarak görev yapıyor. Ve Borutan Lojistik, Kaan Bey'in liderliğinde yönetim dünyasının strateji Oscar'ı olarak tanıdığı Balanced Scorecard Hall of Fame ödülünü dünyada ilk kez alan lojistik firması konumunda. Eminim son derece güzel deneyimlerini bizlerle bugün paylaşıyor olacak. Sağımda Saya grubundan Murat Acaroğlu var. Murat Acaroğlu da 1989 yılında kurumsal yolculuğuna Anadolu grubunda başlamış ve istikrarlı bir şekilde iş geliştirme ve satış alanında kariyerini sürdüren bir yöneticimiz. Baktığımız zaman Saya grubunda hangi yıldan bu yana Murat Bey? Aslında çok 60-50'li yıllara dayanan bir geçmiş var ama Hedef Allianz grubuyla başlayan, sonra Saya grup olarak devam eden bir süreç. Evet. Ve kendisi de 2011 yılından bu yana Saya grubunda kurumsal ilişkiler ve iş geliştirme yöneticisi olarak görev yapıyor ve halen icra kurulu üyeliğini sürdürüyor. Şu anda da yürüttüğü bir program var. Hangi program? Turquality Marka Programı'nı. Turquality Marka Programı'nı yürütüyor ve 5 yıllık stratejik planlama çalışmaları ile ilgili de gruba destek veriyor. Şimdi dilerseniz konuşmacılarımızın renkli deneyimlerini paylaşmaya başlayalım ve ben başlangıçta etkin bir stratejinin olmazları nelerdir? Bir miktar bunları konuşalım ve çerçevesini birlikte çizelim diyorum. Evet Kaan Bey, ne dersiniz? Olmazsa olmazlarımız neler? Peki. Herkese merhaba diyorum öncelikle. Strateji çok geniş bir konu. Üzerinde saatlerce yorum yapabileceğimiz, saatlerce konuşabileceğimiz genişlikte bir konu. Mümkün olduğunca özetleyerek gitmeye çalışacağım. Eğer bir stratejiden bahsediyorsanız, öncelikle bir hedefiniz olması gerekiyor. Konuyu aktarırken son yönettiğim şirketin değerlerinden, şirketi anlatmak için değil ama nereden nereye, stratejiyle nasıl yol aldığımızı gösterebilmek için bir takım rakamları veriyor olacağım. 2002 yılında Borusan Lojistik'te bu işe başladığımız zaman şirketimiz son 3 yıldır zarar eden, son 5 yıldır büyümemiş bir şirketti. Ve yaklaşık olarak 630 milyon dolar ciroya sahip. Bu 30 milyon doların da gene yaklaşık olarak %85'ini içinde olduğu gruba satarak, yani captive müşterilere satarak ciro elde eden bir şirket. Yaklaşık olarak da 500 kişilik. Böyle bir şirkette yola çıktığımızda o günkü koşullara çok uygun olmayan bu sektörün lideri olma hedefini önce koyduk. Bu hedefi koyduktan sonra bu hedefe ulaşabilmek için nasıl bir strateji yapmamız gerektiği sorgulandı. Zarar eden bir şirkette 3 ila 6 ay gibi bir zamanı stratejiye ayırmak birçok insan tarafından, özellikle birçok Türk tarafından çok kabul edilebilir bir şey değil. Yani mutfak yanıyor, sen bana çok iyi olmaktan ve gelecekten bahsediyorsun. Gelecekle ilgili bir şeyleri masanın üzerine ulaşılabilir şekilde getirebilmeniz için gerçekten planlama yapmaya ihtiyacımız var. Türk insanı olarak bu konuda
Her gün daha iyiye gitsek de Akdenizliğimizden midir? Kanımızın hızlı akmasından mıdır? Biz önce hareket eder, sonra hareketimizi analiz etmeye çalışırız. Dolayısıyla birçok gidiş gelişler başlangıçta hızlı gibi gözüksek de gidiş gelişlerden dolayı rakiplerimizin bizden öne geçtiğini görürüz. Ben iyi bir strateji için birinci olmazsa olmaz bir hedef konulması gerekiyor. Bunun arkasında duruyorum. Hedefin ne kadar ulaşılabilir olduğu, ne kadar ulaşılamaz olduğu aslında sizin vizyonunuzla bağlaşıyor. 3 senedir zarar eden, 5 senedir büyümemiş bir şirkette ben bu sektörün lideri olacağım dediğiniz zaman takdir edersiniz ki size inanan insanların sayısı birkaçı geçmiyor. Ama doğru yaptığınız assessment, yani kendinizi değerlendirmeniz, eksikleriniz, fazlalarınız, kuvvetleriniz düşük olduğunuz yerler, zayıf olduğunuz yerler, bunların hepsini bilimsel yöntemlerle kullanarak masanın üzerine getirdiyseniz ve iş modelinizi ya da değer önergenizi müşteriden başlatarak kurduysanız, ne yaparak siz bu satışı yapacaksınız, ne yaparak siz bu büyüklüğe ulaşacaksınız, akabinde bunu bilinçli ve disiplinli uygulayıp ölçtüğünüz takdirde, ölçme sonucunda yaşayacağınız sapmalar ki mutlaka olacaktır, bu sapmaları gene planın içerisine küçük plancıklarla dahil ederek planı sürekli update halde tuttuğunuz takdirde bence başarılı olabiliyorsunuz. Ben birkaç rakamla size bugün geldiğimiz yeri söyleyeyim. İlk 5 yıllık stratejik planlar yapıyorduk. 5 yıllık stratejik planlar özellikle Türkiye gibi zeminin kaygan olduğu, şartların çok değişkin olduğu dönemlerde özellikle de benim çalışanlarım tarafından bu kadar şeyi biz öngöremeyiz diye değerlendirildi. Avrupalı meslektaşlarımız da bunun yapılamayacağını söylüyorlardı. Yıllar bana gösterdi ki hiçbir iş yoktur %50'sinden daha azı planlanabilsin. Eğer bir iş çok değişkense siz bunun gene %50'sini planlayabilirsiniz. Ve %50'sini planladığınız bir savaşa çıkıyorsanız eğer o %100'lük gücünüzün çok önemli bir kısmını planlayamadığınız kısma ayırma hakkınız var, ayırma şansınız var. Dolayısıyla o gün lider olacağız dedik. Bugün karşınızda Türkiye'nin lider lojistik şirketinin genel müdürü olarak konuşuyorum. O gün bize inananların sayısı çok azdı ama bugün herkes yaptıklarımızın farkında. Ama bu iş kendi kendini yenilemek, kendi kendini geçmeye dayanıyor. Özellikle lojistik gibi ölçek ekonomisini yakalamanız gereken bir sektörün içerisindeyseniz durmak ya da yavaşlamak gibi bir şansınız yok. 2006'da yaptığımız stratejik planda 2022'de dünyanın en büyük 10 lojistik şirketinden biri olacağız. Bunu söylediğimizde lider bir şirket olmamıza rağmen ikinci söylediğimiz birinciye nazaran çok daha büyük bir şeydi. Şimdi 30 milyon dolardan 600 milyon dolara geldik. Şimdi gideceğimiz yer 600 milyon dolardan 3 milyar dolara. Böyle baktığınız zaman, kat olarak baktığınız zaman yolumuz çok uzun değilmiş gibi gözüküyor. Ama bazımız büyüdüğü için bu bazı katlamak, 600 milyon dolardan bir 5 kat büyüklüğe önümüzdeki 10 senede çıkmak gerçekten zor. Kimse boş durmuyor. Ama ben şirketteki arkadaşlarıma da, etrafımdaki insanlara da aynı şeyi söylüyorum. İçinde bulunduğumuz sektörde, içinde bulunduğumuz sanayide baktığınız zaman genellikle belki şimdiye kadar ezilmişliğimizden kaynaklanan küçük hedef koyma gibi bir alışkanlığımız var. Küçük hedef koyduğunuz zaman bunları başarıyor gibi gözükseniz de globalde bunlar daha büyük başarısızlıklara sebep olabilir. Bir örnek vermek istiyorum. Geçmiş dönemde biliyorsunuz Balna satın aldık. Şirketlerin bundan sonra da birbirlerini satın aldıklarını çok fazla göreceksiniz. Çünkü üzerimizdeki baskılar organik olarak büyümenin ya da organik olarak maliyetleri azaltmanın zorlaştığı, hatta imkansızlaştığı bir döneme doğru gidiyoruz. Ancak çok büyüyerek bir ekonomik fayda yaratabiliyorsunuz. Borusan Lojistik'te biz bu işe başladığımızda tutturabileceğimiz, nasıl yapacağımızdan son derece emin olduğumuz konservatif hedefler koymuş olsaydık, belki bugün satın alan değil, satın alınan pozisyonda olacaktık. Oysa o güne kadar kendimizi çok garantide görüyor olacaktık. Çünkü başarıyoruz, başaracağımızdan çok eminiz. Agresif olmanın, büyüye oynamanın bence Türkiye'nin bundan sonraki dönemde kaçınılmaz seçimi olması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi 2022'de dünyanın en büyük 10 kontrat lojistik şirketinden birisi olacağız dediğimizde
siz kim oluyorsunuz ki diyorlar bize. Ben de diyorum ki ben kim değilim ya da benim şirketim ne değil ki ben bu hedefe ulaşabilirim. Baktığınızda uluslararası şirketlere bizdeki oluşumlardan çok farklı değil. Mr. Kürner'e, Mr. Nagel bir araya geliyor. Bugün dünyanın en büyük şirketlerinden Kürner Nagel şirketi karşımızda duruyor. Eşit ediyor, bizimkinden hiç farklı değil. Biz aynı yoldan geçerek bu büyüklüklere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Ve burada tek bir silahımız var. O da strateji. Eğer önümüzdeki su durgunsa, hava güneşliyse stratejiye ihtiyacımız yok. Ama strateji dediğimiz döküman aslında işlerin zorlaştığı, işlerin çetrefilli hale geldiği ve ne yapacağınızı bilmediğiniz dönemler. Biz bunu keşfettik. 2008-2009 döneminde biliyorsunuz ülkemiz büyüklüğü, Büyük Burhan'la karşılaştığından bir kriz atlattı. Bizim krizimiz de değildi, girişti, teğetti gibi bir takım tartışmaların içerisinde girdik. 2008-2009 yılında borsal lojistik 2008'de %42, 2009'da %30 büyüdü. Kırdığı, o döneme kadar yapmadığı kârları yaptı. Birçok şirketin hayatta kalmak için çaba sarf ettiği bir dönemde biraz önce meydanlarında söylediğim gibi önce Hall of Fame ödülünü aldı. Hall of Fame ödülü Robert Kaplan'la David Norton'un stratejinin formülasyonundan execution'una kadar bunu nasıl yaptığınızı test eden, gelip sizi, sizin anlattıklarınızın ne kadar gerçekleştiğini özetleyen bir şöhretler kurulduk diye anlattık. Çünkü biz bu ödülü aldığımız sene dünyada krizin içerisinde olduğu için bizim dışımızda tek bir ticari şirket yoktu. Hep sular idaresi, elektrik idaresi, belediyeler gibi non-profit organizasyonlar bizimle beraber ödül aldı. Ticari olarak kar yapma amacı olan tek şirket Borusan Lojistik'ti. Üstüne üstlük çok büyük oyuncuların dahil görüldüğü bu kulüpte giren, bizden sonra da giren olduğunu ben anladım yazılardan beri de tek lojistik şirketi. Ve o dökümün içerisinde bir takım eleştiriler ya da modeli eklentiler yaptık. Robert Kaplan ve David Norton ödülü sunarken birbirleriyle konuşuyorlar. Bir yandan da seyirciye mesaj veriyorlar. Aslında yazdığımız kitapları dikkat ederek yazmamız gerekiyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Türkiye gibi, gibinin altını çiziyorum. Türkiye gibi bir ülkeden, lojistik gibi, biliyorsunuz biz havalı aslında. Taşırız, götürürüz, getiririz, buluruz, kaldırırız. Baktığınızda bütün sendikal hareketler bizden çıkmıştır. Çünkü biz kafalarımızdan çok kollarıyla çalışan sektörün temsilcilerimiz. Bu iki tane girdikten sonra böyle bir şirket bizi birleştirip modelimize eklenti yapıyor diye bize seyircilerine tanıttı. Dolayısıyla ben hem kendi şirketime hem kendi grubuma hem de hitap ettiğim herkese aynı şeyi söylemeye çalışıyorum. Hedefleri büyük koyup büyük oynamak gerekiyor. Önümüzdeki dönem baktığınızda dünyanın bu tüketim alışkanlıklarıyla devam ettiğini düşünürseniz 2.8 dünyaya daha ihtiyaç olacağımızı görebiliyoruz. Dolayısıyla bundan sonra bizim mi değil mi diye tartışmalarını yaptığımız birçok kriz bizimle beraber yaşayacak. Ve eğer biz bu krizlere hazırlıklı olursak, bizim bu krizler için bir stratejimiz olursa bunlardan geçebilme şansımız var. 2009 yılında gene bu binanın içerisinde, o zaman da fikirler de yapıyordu. Çok büyük kalite ödülü. 750 puan da aldık. Şimdi ben kimim ki 750 puanla kalite ödülünü alayım? Hiç daha böyle bir hedef koymadım. 750 puanla alacağım ben bu kalite ödülünü diye. Ama kalite yolculuğuna çıktığımız zaman yaptığımız ilk iş kalite departmanını kapatmaktı. Çünkü işimizle kalitemiz diye bir şey olma şansı yok. Dolayısıyla işimizle stratejimiz diye bir şey olma şansı yok. Biz bütün bunları bir sarmal içerisinde yönetebiliyorsak, tüm iyi metotları olduğu gibi değil, kendi ihtiyaçlarımıza göre customize ederek şirketin bünyesine sokabiliyorsak başarıya gidiyorum. Çok da konuşmayayım, konuşmaya başladığımı susmam. Ben size vereyim sözü. Başarılı aktararak başlamak istedim.
aslında EFK modeli tam da benim çalıştığım yıllar 90'lı yıllar. Anadolu Grubu'nun eski sendeyken ilk zamanlar. Ben bu dönemde yurt dışında görevliyim. Belki bilenler varmış. Merter'de Kalkın'ın güzel bir bankası var. Radyo Parkı'nda işte öğlenleri var. Sıcak olan şey var. Yurt dışında baktım, öğlen vardı, kimse yok. Ya, merak ettim. Ben şimdi tekrar böyle bir durum. Yani güzel olan niye ki insanlar çıkıyor? Ben yani, tekrar kader süreci başladı. Çalışanlara da vizyon, misyon sorulacak ki herkes koşulacak odalarına dönüyor. Dolayısıyla biz de başlangıç yılları 90'larda böyle bir işte strateji planlama, ilk aşamaları, kamiler, süreç falan. Ama şu an geldiğimiz noktada ben kamiye dinlerken de o şey düşüncelerimi şey yaptım. Bugün artık herkes strateji, yani bir strateji dediğimiz zaman salonlar buluyor. Bizler o dönemki birikimimizi, ben şu an grubum olarak Masaya Grup Hedef Alyans'ın ortaklarında, eski yönetim kurulu üyeleridir. Onların da başladığı süreç var ve biz Masaya Grup'ta aslında bir sinerji yarattık, birleştirerek bir sinerji yarattık. Tüm grup şirketlerimize şu an 5 yıllık strateji planlarımızı yapıyoruz ve grup olarak da bunu konsolide ediyoruz. Birkaç nokta aldım en iyi etki stratejiyle ilgili. Aslında şu anda dünya çok güçlü. Ben geçen yıl uçak seyahatinde akşam şunu duydum. Ya sabah daha insan duymuşlar. Değişmez. Yani bir uçak bile sabahtan akşama ürünün değişmesi bekleyen bir müşteri kesim var. Çok hızlı büyüyen bir ekonomi var. Çok büyük bir rekabet var. Dolayısıyla strateji dediğimizde aslında şirketlerin dışarı olup kendini algılamaları. Dünya nereye gidiyor? Türkiye nereye gidiyor? Biz mesela grup olarak üç tane ana şeyimiz var. İhracat, istihdam ve arz. Grup olarak Türkiye'nin de gelişmesi için bu üç hususun ana unsur olduğunu düşünüyoruz ve bütün yatırımlarımızın çabalarımızda bu anlamda kullanıyoruz. Birkaç satır başı sizlere deneyimlerimizden paylaşmak istersem, öncelikle vizyon ve ana iş hedefleriniz, vizyon ve ana iş hedefleri ölçmüştür. Yani eğer vizyon şirketi bir hayal ise, yönetim kurulu üyelerinin üstünde bir hayal ise, ana iş hedeflerini de yöneticiler, liderler, bu hedef doğrultusunda, daha doğrusu anlayış hedefleri yerine geldiği için vizyonu ulaşmasınlar. Diğer bir husus, SWOT analiziyle ilgili birkaç husus değinmek istiyorum. Aslında SWOT analizi her an yaptığımız bir ara. Şurada bir konu seçsek, şu oturumda o ilgili sektörle bir şeyler paylaşsak, herkes algısı, bilgisi çerçevesinde bir şeyler söyleyecek. Bizler de aslında öğrendikken durumumuzda bunu şahit. İlk çalışmalarımızda ben stratejik planlama grubu oluşturdu, mevcut durum analiziyle ilgili. Oturduk, bir SWOT analizi yaptık. Fakat herkes, her katılımcı, proje grubu üyesi o anki algısıyla sektörü, şirketi, geleceği değerlendirdi. Zayıf yönlerimizi, güçlerimizi çıkarttık, tehditlerimizi oluşturduk, fırsatları çıkarttık ve bu çalışmayı bir tane rafa kaldık. Bunu bizzat ben istedim. O rafa kaldık. Daha sonra bu grupta 6 ila 8 ay grup şirketlerimize güzel bir veri topladık. Dolayısıyla dünyada sektörle ilişkinlere hitap ediyoruz. Türkiye'deki gelişimlerle ilgilendiğimiz pazarlar vesaire. Bu veriler şu altında bir 6 ay sonra tekrar SWOT analizi yaptığımızda ve ilk yaptığımızda karşılıklı mükayeselerimizi hatırlayamadık. Çünkü herkes aslında kalbinde işte yöntemin de önemli, yön birliğine ulaşınca ortak veriler oluşunca çok rahat ileri dönüp birbirimizi anlayarak ve çok farklı alanlara hizmet edecek şekilde çıktılar elde ettik. Diğer bir test SWOT analizi aslında tespit edeceğimiz zayıf yönlerimiz, kuvvetli yönlerimiz, pazar tehditleri vizyon ve ana iş hedefleriyle orantılı olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa onlarca faktör çıkarılabilir ama bu size hizmet edecek faktörlerse çok daha hızımızı arttırır diye düşünüyorum. Bir diğer şey strateji, stratejik yaptırma ve vizyonumuz kendimize varmış mı diye güzel bir şey var. Vizyon ve sağlamıyorsa, aşağıyla bir bağlantısı yoksa en büyük yanılı da orada başlıyor. O zaman yapılan strateji planlamalar, sayfalar, yapılan çalışmalar en yakın benzin haline geliyor. Mutlaka ve mutlaka hedeflerin, ana iş hedeflerin, stratejilerle, iş süreçleriyle, göstergeler birbirlerine bağlı olması gerekiyormuştur. Bunu da yaşayarak gördük. Diğer bir husus zaten genelde geçtiğimiz yıllarda şirket yönetimlerinde şöyle bir şey var. Kâr bir yalan. Paramız var, satın alalım. Büyüyelim. Ama artık YFK modelinde bize söylediği bir şey var. Bütünsel bakış açısı. Bunu
çalışanıyla, toplumun beklentisiyle, düşünce algısıyla tümünü bir araya getirmemiz lazım. Zaten model bize bunu öğretiyor. Liderlik olmazsa olmaz bir husus. Tüm yöneticiler mutlaka liderlik vasıflarının rol özelliklerini koymalar. Bu anlamda da üst düzeyin o yöneticilere, o liderlere yetkilendirme dediğimiz, onun inisiyatif kullanma yönelik yönlendirmeleri büyük önem arz ediyor. Diğer bir husus, strateji çalışanların katkısı. Bakın biz bunda da çok etkilendik. Çünkü bir strateji var, siz hakimsiniz, yürümek istiyorsunuz ama çalışanlar eğer o anın şeriflerine hakim değilse veya düşündüğünüz bir sürecin bazen 3-4 departman tarafından infaz söz konusu. Eğer siz ilerleyen dönemde daha çok değineceğiz ama bütün göstergeleri, bütün hedefleri belli departmanlarına gittiyseniz hem oradan süreç sonuçlanmıyor hem de diğer departmanlar boşta kalıyor. Yani sürmeye çalıştık. Vizyon, ana iş hedeflerinden en alttaki kurumlara kadar, departman hedeflerine kadar, kişisel hedeflerine kadar bir bütün olması ve bu sürecin sıklıkla kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Benim bu anlamda son olarak söyleyeceğim kurumsal sosyal sorumluluk projeleri. Özellikle toplum algısıyla ilgili son dönem çok öne çıkan bir husus. Burada tabii çevre etkilerimiz var. Yani işte bir şey etkilerimiz var, çevre etkilerimiz var, artık olarak açtığımız var. Ve yani bizim planlı enerji var. Artık bizler yenilenebilir enerji alanında neler yapabiliriz araştırmaya başladık. Bu yıl bile vizemizde 5. strateji planlarımızda kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili ayıracağımız bütçeyi belirledik ve devamında da bunları ana iş hedefi haline getirdik. Yani nasıl bir ciromuzu, nasıl bir karlarımızı, iş hedefi sosyal sorumluluk alanındaki hedeflerimizi birer ana iş hedefi haline getirdik. Benim sadece bu bölümde paylaşabileceğim sorular bunlar. Teşekkürler Murat Bey. Sizin de bu ortaya koyduğunuz çerçeveyi hangi hedeflik aşamalardan, kimlerin rolleriyle bir yere getirdiğinizi ikinci bölümde konuşuyoruz. Evet Kamil, çok çarpıcı bir başarı öyküsü paylaştınız. Ve bu paylaştığınız çarpıcı başarı öyküsünde biraz katılımcılarımıza da çerçeveyi insan bazında diyerek bu stratejiyi yapmak bir kurumda bu kadar başarılı bir öyküde kimlerin işi? Kimler bu stratejinin yürütümünde fiilen görev alır, kimler önderliğini üstlenir ve özellikle de yayılımda kişiye inecek şekilde algısını arttıracak ve ölçülebilir bir takım hedefler olarak yukarıda koyduğumuz hedeflerin aşağıda anlaşılmasını sağlayacak şekilde kimler bu konuda itici güç ve fikir önderi olarak görev yapar? Biraz bu bölümü açar mısınız? Bu soruda cevap verirken kendi gibi değişiklik, çok çarpıcı başarı hikayesini yapıyoruz. Kendi arkadaşlarımızla konuştuğumuzda arada arada değerlendirme toplantılarımız var. Bir toplantıda iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorsunuz değil mi? Benim kendimden bir memnuniyetsizliğim vardır. Değişimin sürekli olabilmesi için kendinizden memnun olmamız gerekiyor. Bu halimle birlikte değişim. Muhtemelen yaptıklarımıza eleştiri getirecek. Dedim eleştiri getirmeyeceğim ama bugünkü farkındalıklarımızı, bugünkü yapabildiklerimizi bir 5 sene geriye gitsek ve tekrar gelsek. Bugün olduğumuz yerden daha iyi olur muyuz? Oluruz. Evet, iyi oluruz. Şimdi bütün yapılanlara, bütün o mükemmel misiniz sorusuna verdiğimiz cevaplara bu perspektiften bakıyor olmamız gerekiyor. Bugün T0 anında mükemmelseniz geçti. Kutlayın. Ve bir sonraki planı geri yazıyor. Bir sonraki planı yapmaya başlamayın. Bir sonraki planı zaten bir önceki planı uygularken hazırlıyor olmamız gerekiyor. Planların arasında başarılıydık, şimdi değişti bir şeyler, şimdi onun yenisini yapalım diyecek vaktimiz yok. Önümüzdeki dönem hızın ve değişimin çok yüksek olacak. Yaşları benimle benzer olan arkadaşlarım hatırlayacaklardır. Eskiden karayolu daha fazla kullanırdık, otobüslerle giderdik. 302 Mercedes'lerimiz vardı. Şoförlerimiz çok bıçkındı. Ve tek rakibim Kırkova yolları yazardı. Kandırmıyordu. Bugün rakipleri Kırkova yolları ya da diğer hava yolları. O gün bunu kimse düşünmüyordu. Yani bir şehirden bir şehire gidebilmek için
hem de Türkiye'nin içerisinde kısa mesafelerde uçak, karayolu, otobüs taşımacılığının rakibi olacak, ondan pay alacak dediğiniz zaman buna kimse inanmaz. Bugün bir planınız yoksa, bugün bir değişiklikler için oyunu seyreder bir sorun olacaksınız. Dolayısıyla çarpıcı lafına o dönem için çarpıcı diye ek yapıp her bir geliştirilen, her gerçekleştirilen hedefin aslında daha kesinlikle olduğunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Çünkü hepimiz egolarımızı besleniyoruz. Şuralarda bir yerde oturuyorlar böyle. Benim kulağımda fısıldıyorlar işte bu iş bu kadar yapılıyor. Şöyle olan bildiğinizde arada bir aşağıya indirmediğiniz takdirde artık eski keskinliğiniz kalmayacak. Eski keskinliğiniz kalmadığında siz hata yapmaya başlayacaksınız. Çünkü muhtemelen müşterilerinizin beklentileri değişti. Rakipleriniz sizden sopa yemek anlatır, ondan yeni bir şey yapıyorlar. Teknoloji değişti, çevre koşulları değişti veya yasalar değişti. Her şey değişiyor. Siz kendinizi başarılı hissetmediğiniz zaman bir konuşmayı yaptığınız kişi de siz. Eskiden bizim işleri çok iyi yapardık, şimdi ne değişikliği yapalım? Değişmeyen bir ikincisiniz. Geri kalan her şey değişti. Dolayısıyla bunu gözden kaçırmamak gerekiyor stratejileri yaparken. Strateji kimin işi diye sordunuz. Strateji ya da hedef koyma diye stratejinin bir ürünüm olarak onu çok önemsiyorum. Ya hissedarın işidir şirketin sahibi olarak. Ya da bu işi outsource ettiyse, delege ettiyse profesyonellerine, en delege profesyonelleri gönderir. Biz şu anda dördüncü stratejik planlama önündeyiz. İlk stratejiyi kim yaptı derseniz ilk strateji benim. Yaklaşık olarak 8-9 kişiyle yaptık ve yapıyormuş gibi davranabilmek için sorularımla istediğim yöne onları getirdim. İkincisini 35 kişiyle yaptık, üçüncüsünde 125 kişiydik. Şirketin içinde 500 kişi çalıştığını düşünürseniz stratejide 125 kişiyi kullanmak aslında her 4 kişiden birini stratejiye dahil etmek demek. Çünkü yıllar bana gösterdi ki eğer bu sizin stratejinizse çalışanların her zaman söyleyecek bir şey var. Sen söyledin, senin rakamların. Bunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla o stratejinin gerek yapılma aşamasında, gerek daha sonraki paylaşım, bilinçlendirme aşamasında bence iletişim en önemli nedenlerden bir tanesi. Ve biz şirket bilgilerinde toplantısı yaparız. 600 kişi bundan kalkarak Antalya'ya gidiyoruz. 3 günlük gayet eğlenceli bir maraton yapılır. Bana mesajların hepsi kısa konuş. Yani uzun anlatma, sıkma bize. Aldın bizi buradan Antalya'ya getirdin. İşte jet ski yapıyoruz, spor yapıyoruz. Ama ne olur şu konuşma kısımları lazım. Dolayısıyla bazı öz konuları bilgilendirir. Daha sonra business unitler keskin dediğimiz strateji kendi adamlarıyla yapmışlar. Şirket içinden giderimiz vardır, şirket içi eğlentilerimiz vardır, stratejiyi yaygınlaştırmak için. Ama arkasından bir survey yaparız, cevap şu. Strateji bizimle yetkilerden paylaşabilir. Çünkü benim insanım şunu istiyor. Ayşe, Fatma, Osman, ben elimde konuyu atacağım. Sevgili arkadaşlar, buradaki dönemde Türkiye'nin doğusuyla Türkiye'nin batısını birleştirmeyi düşünüyorum. Artık böyle bir değer önergesinin çıkması gerekiyor. Çünkü diğerlerini herkes yapıyor. Böylelikle 1+1=2'den daha fazla değer edecek. Dolayısıyla senin de müsaadenle Kazakistan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umut'u kuruyorum ben önümüzdeki 4 sene içerisinde. Dediğim zaman yes, strateji benimle paylaştı. Mesela bunun farkına vardığımız zaman şöyle fotoğraflar yapmaya başladık. Her 15 günde bir 25 kişi benle beraber kahvaltı eder. Tamamen samimi bir ortamda. İstedikleri her şeyi sorabilirler bana. Bu sene bizde ben sana olacağız. Tutun da. İşte benim önümdeki yol haritası nedir diye sosyal cesaretlerine bağlı olarak 25 kişinin içerisinde sorabilecekleri her soruyu sorarlar. Bunu sordukları zaman siz bunu onlara yüzünüzle, sesinizle anlattığınız zaman evet, bizle paylaştık. Bu stratejinin belki de en zor kısımlarından bir tanesi. Soruların cevaplarını sizin biliyor olmanız, organizasyonunuzun bildiği anlamına geldi. Organizasyonun bunu bir hazmetme kapasitesi var. Çok belli bir laftır. Stratejiyi öğlen yemeğinde çalışanlar çıtır çıtır yer. Bu laf kesinlikle doğrudur. Siz o çalışanları yanınıza almadınız. Stratejiyi oluştururken bunu beraber formüle ediyoruz demediğiniz takdirde değişime hazır mısınız? Evet. Kampanya çıkarken başlarlar. Hep böyle söylüyorlar. Hiçbir şey değişmiyor.
bu değişimi sürekli kılabilmek için onlara değişimin bir parçası olduğunu hissettirmeniz gerekiyor. Ben değiştireceğim. Biz değiştireceğiz. Ama bunun içerisinde lidere görünen olmak adı altında bence çok önemli bir şey düşünüyorum. Çünkü bahsettiğimiz hedefler zor. Ve liderler o yüzden de yalnız insanlarmış. Altta seslerini titretmeden etkilemek zorunda oldukları bir ruhu orduna ilk hedefinizi Akdeniz diye yönlendiriyorsunuz. Yukarıda hesap verdiğiniz, ya bu çocuk da iyi gidiyor ama hani işler de kötü, etrafta bir şey olacak. Sesinizdeki en ufak bir çatlağı duysalar, içeri girmek isteyecekler. Emin olmanız gerekiyor. Onları emin kılmamız gerekiyor ki o düşündüklerinizin hepsini hayata aktarabilirim. Ben stratejinin kimin olması gerektiğine şirketin olması gerekiyor diye cevap veriyorum. Burada en önemli rol o tepedeki adam ya da tepedeki karar verici komitedir. Ama böyle bir komitenin varlığını çalışanlarınızla arada net çizgiler çizerek koymamak gerekiyor. Aksi takdirde eğer bir taraftan şirketin stratejisi bir strateji ama diğer taraftan da bir karar verici komitemiz vardır. Hayır, mesela ben değişik bir şey yapmaya çalışıyorum, yaklaşık 3 senedir. Şirketimizde Bey ve Hanım Demek'in vardır. Çaycısından genel bilgilerimizle kadar bana isimliğe tabi bir sorumluluk var. Çünkü görüyorum ki Bey ve Hanım sıfatlarının arkasına saklanan yöneticilerim var. Görüyorum ki Bey ve Hanım'ın arkasına saklanan staffım var. Eleştir beni dediğinde ben sizi nasıl eleştiririm kavramı? Var mı fikrinde beni eleştiriyorsun? Kaldı şu beyi. Bana direkt sor. Ya da sen kim oluyorsun ki beni eleştiriyorsun diyen yöneticilerim var. Onların da bunu ilk paramda kaldırmam lazım. Herkesin çıplak olması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde ben derken şirketin sesiyim. Bursa Mühendislik dünyanın en büyük 10 şirketinden birisi olacaksa benim o beyinlerin en küçük kırıntısına bile ihtiyacım var. Kolay mı zannediyorsunuz bunu? Hayır. Şirketin genel müdürü bana Kaan diyeceksin diyor. Ama insanlar diyebilirler. Biz sizi bey diyerek istediğimiz gibi eleştirebiliyoruz diyorlar. Bir yere kadar olur. Ama birisi bana bey demeyi kaldırdığında yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde sorduğu sorular değişiyor. Bu kadar net söylüyorum. Çok severler beni. Çok sayarlar, bana çok yakındırlar. Olmaz önemli bir yönetici değil. Ama gene de o bir bey var ya. O bey ile başlayan cümle daha ağzımızdan çıkmadan bir kutu kontrolla bunu söylememem lazım diyor. Ve siz bunu söylememem lazım dediğinizin de farkında değilsiniz. Soru ağzımızdan çıkması gerektiği gibi çıkıyor. Ama bunları kaldırdığınız andan itibaren o zaman ben kim değilim ki dedirtebiliyorsunuz o adamları. Ve hani teknoloji o kadar değişiyor ki artık şöyle şöyle yapan çocuklarım var. Şöyle şöyle yapıp sayfaları değiştiriyorlar. Ve hayatı bu kadar kolay zannediyorlar. Ben konvansiyonel üretim tarzıyla bunların ne kadar elinde tutabilirim? Ya da hangi kesimini elinde tutabilirim? Söyleyeyim size, kaybedenleri tutabilirim. Bir başka şekilde gidip kendini denemek, göstermek cesareti olmayanlar bende. Konvansiyonel üreticiler bende, altta kaybeden staff bende. Ben nasıl değiştireceğim bu oyunu? O zaman benim bu çocukları içeri almam lazım. Şöyle yapıyorlar, özür dilerim sizden. Bizim bir barınma var şirketin içerisinde, ayağımı şöyle koyuyor. Benim standartlarım tektir. Üstüme nasıl saygı gösterirsem altın üstünde aynı saygıyı göstermesini isterim. Şimdi oradan geliyorum ben. O ayağı görüyorum burada ve midemde bir şeyler böyle kazınıyor. Yani çok rahatlıkla söylemeyeceğim. İndir o ayağı derim. Ama öyle bir topluluğuz ki biz, o ayağı indir dersen şöyle söyleyecek. Ya bir taraftan formatlara bağlı değiliz diyor. Öbür taraftan ayağı herkesin içerisinde bana indirtir bir aşağıya. Ne susacak? Benim konuşmalarına ihtiyacım var. Dolayısıyla şimdi şu şekilde yaklaşıyorum. Kaan, bunu yanlış yaptığını düşünüyorum. Peki. Önce bunu dinliyorsunuz. Sonra gözümün içine bakmamız gerekiyor. Yani dinliyormuş gibi yapmamamız gerekiyor. Çünkü daha konuşmaya başladığında siz o kadar tecrübelisiniz ki konunun nereye gideceğini biliyorsunuz. Tık diye cevap verebilirsiniz. Cevabı verdiğiniz anda müjde edin sonra emin olmanız olur. Çünkü artık cevap almaya alışkın bir toplum kendisi olacak.
Oysa onu konuşturmaya başladığınızda bir müddet sonra kan bunları arkasına sormak istemiyorum. Müsaade et, ben karar veriyorum. Bizim şöyle bir kaygımız var. Geçmişe bakarak hedef koyuyoruz. Geçen sene ne yaptık? 100. Ülke ne kadar büyüyor? %4. 8-9 iyidir. İyi midir? Geçen seneye göre bakıyorsanız iyidir. Ama olmanız gereken yere göre bakıyorsanız, eğer olmanız gereken yer 150 ise, 109'da, 110'da aslında %30 gerilesiniz. Ve biz geriye bakıp öne dönmek, geriye bakıp öne dönmekten bir gün döneceğiz ve sorusumuza gireceğiz. Çünkü bunu yapmayan şirketler var. Kendinden memnun olmayan, hızlı giden şirketler var. Ne olması, ne olduğunu, ne olması gerektiği yere göre hedeflerden var. Ve önümüzdeki dönem gerçekten hızlı ve değişimi yönetebilen şirketler olacak. Organizasyon değişikliği. Hangimizin şirketinde son 5 sene içerisinde 3 tane radikal organizasyona değişiklik oldu? Bu o kadar korkulan bir şey ki. Oysa eğer değişimi yönetme beceriniz varsa, bunun kriterlerini doğru belirlediyseniz tık 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 değiştiriyorsunuz. Şimdi 30 milyon dolardan 600 milyon dolara geldik diyorum. Böyle bir organizasyon aşamamız var mı? 30'u da yönetsin, 600'u da yönetsin. Olmuyor. Bu arada öğreniyoruz. Öğrendiklerimiz aslında dün yaptığımız yanlışların ya da dün yaptığımız eksikliklerin farkına varıyoruz. Ve değiştiriyoruz. Dolayısıyla tek benim önümüzdeki dönem için mesajım, strateji, evet, hedef ve arkasından geçecek. Stratejinin zamanı çok önemli. Bir yıl öncesinde 5 yıllık strateji dedim, ama sonra 2022 hedefinden başladım. Aslında stratejik olmak için 5 seneler bile kısa. İleriye bir yere çapa atıp, o çapadan bugünkü 5 yıllarınızı belirlemeniz gerekiyor. Bunu yapıp, arkasından değişebileceğinizi, hata yapabileceğinizi, kendinize itiraf edip çalışanlarınıza bu özgürlüğü tanıdığınız zaman aslında başarı sürekli hale geliyor. Teşekkürler. Kaan Bey'in konuşmasında benim aklıma genetik bilgim geldi. Herhalde bu kimin işidir sorusunda kurumun genetiğine mutlaka dokunmak gerektiğini anlıyorum. Evet, Murat Bey. Siz efendim stratejiyi kimin işi olarak ele almak gerektiğini düşünüyorsunuz ve kurumsal uygulamalarınızda bu anlamda baktığınız zaman bu katılımı ve gerçekten de her bir bireyin bu konuyla ilgili algısını arttırmak adına nasıl bir rol profiliyle yürümek gerektiğini düşünüyorsunuz? Aslında ben ilavelerimi yapıyorum. Ben katılıyorum. İlave şöyle. Sonuçta bir hedef, bir vizyon varsa bu hissedarların yani sonuçta bir firmayı kurmuş, ortaklar, bir hedefi var. Sonuçta bizler, yöneticiler, liderler bu hedefleri sağlamak durumundalar. Bence öyle bir teşvik bu. Sonrasında açıkçası şöyle bakmak lazım. Belki bir meselelik işte Cuban'la bunları şey yaptım. Biz ilk başta bir mevcut firmanızı kitabı indik, proje grupları oluşturduk. Departman yöneticileri katıldı. Fakat bir süre sonra şunu gördüm. Aslında strateji hayatta her an yaptığımız şey. Yani çok basit, ileriye dönük neyi yapayım, hangi işe gideyim dediğim zaman bir strateji çiziyoruz zaten. Veya bir iş değiştirirken sadece maaş konusunu diye bakmıyoruz. Toplumdaki şeyimize bakıyoruz, ileriye dönük beklentiler. Şirketler de böyle. Proje gruplarını oluşturduk. Tabii şu testi de yapmam lazım. Bizim grupta da öyle, her yerde de öyle. Kişileri konuşturdu. Bir strateji, bir yol haritası çıkaracaksanız buradan çok hevesli olan bir grup var. Sizin gitmek isteyen, sizde kol kola gitmek isteyen bir grup var. Olsa da olur, yapılsa da olur, yapılmasa da olur, olursa bilmemiz, olmazsa da çok derdi. Bir grup var. Biz zaten yapıyorduk, zaten başarılı. Nereden çıktı bu işte stratejiymiş, girişim projeleriymiş, hamlelermiş vesaire. Dolayısıyla ben şunu tespit ettim. Proje grupları değil, ilk zamanlarda bir hasta bir raporunu bir tansiyon ölçtüren arkadaşlarla karşılaştırmıştım. Yani strateji lafı ürkütücü hale gelmeye başladı. Ya toplantılara gidip uzun hale gelmeye başladı. Şöyle dedim, vizyon nedir? Hayatımızda ikisi. Ulaşmamızdaki nokta. Ana iş hedefi Türkçe adı üzerinde bir hedefimiz, bir şeyimiz var. Çıkarımız stratejiyi nasıl atlayıp, bu ana iş hedefi nasıl ulaşır, nasıl atlayıp, nasıl buraya yapıyoruz? Süreçten kimlik görevi yapacağım,
şu anda Türkiye'nin en büyük iki stresi olacak. Yani Avrupa'nın sayılı nedeniyle olacak. Biz yaptık. Bizim ekibimiz yaptı. Yani sonuçta çok ulvi şeyler yapmak için sadece muhtedir olduğunuz şeyleri, mevcut durumunuzu ilk testlerinde ekibinizi belirlediğiniz zaman elleri yapabiliyorsunuz, ilkleri yapabiliyorsunuz. Bir toplantı esnasında proje grubu konuşuyoruz. Bir şan şirketimize elektrik motoruyla çalışan bir alet alacağız. Proje grubundan bir arkadaş kalktı. Ya bizim motor şirketimiz var. Biz hiç onu düşünmedik. Bakın iki grup şirketi bile birbirine çalışırken birbirine oluşabilecek sinerji desteği istenemeyebiliyor bazen. Zaten amaç bu. Bu farkındalıkları yaratabilirse devamında insanlar işi kendileri gibi sahiplenmeyi kendileri gibi düşünmeye başlıyorlar. Yoksa istediğiniz kadar sumak kartlarınızı koyun görevlerle eğer bu bütünlüğü yaratamadıysanız mümkün değil başarının geleceğini düşünmüyorum. Biz zaten biraz daha yeniyiz bu anlamda, yeni çalışmalarımız, ikincileri izleyeceğiz bundan. Ama ben çok ümitliyim, bu yapı, bu aşı durumda tutarsa biz çok daha büyük hedeflerimiz var, inşallah gideceğiz. Dolayısıyla ben iyi bir planlarıyla herkes bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu da yönlendirmelerle ilerleyen işidir. Bazı sapmaları tespit etmek bizlerin işidir. Ama çok büyük bir başarı ve inşallah Türkiye'de birçok projeleri de böyle ilkler olarak görmeye çok heyecanlıyım. Bizler daha son derece başarılı projenin altını da atacağız, atıyoruz. Teşekkürler. Şimdi efendim, stratejinin metodolojilerinden bir tanesi AB'de değindi. Murat Bey de spor kartlar olarak değindi. Daha spor kart, kurumsal karne metodolojisi. Ben o metodolojinin yaygınlaştırılması sırasında çok sık kullanılan bir slogan var. Stratejiyi herkesin günlük işi haline getiriyoruz diye. Gerçekten de bu anlatılan örneklere baktığımız zaman çalışan arkadaşlarımızın konulan hedefleri algılama ölçüsüne göre herhalde doğru bir yönlendirmeyle bu başarılara imza atmak çok kolay olmuyor. Ama Kaan Bey'in dediğine atıfta bulunmak tekrar istiyorum. Şirket genetiğine de herhalde mutlaka oturmak gerekiyor. Şimdi dilerseniz süremiz de belirli bir noktaya geliyor. Sizlerin de değerli konuşmacılarınıza, konuklarınıza sorularınız da olacak. Ben son olarak bir şeyin altını beraber çizelim istiyorum ve konuklarıma söz vereceğim. Efendim bunların yapılmasında, bu başarıların kurgulanmasında, artikülle edilmesinde ne tür zorluklara bir lider olarak dikkat çekilmeli? Yani siz bu uygulamayı yaşamış bir lider yönetici olarak şuralara da bakmamız gerekir diye özellikle altına çizmek istediğimiz konular var mı? Çünkü değindiniz aslında bakarsanız akışınızda ama şu tür zorluklar var. Bu zorlukları, bu başarıları yakalarken dikkate almalıyız diyebileceğiniz ne tür ana başlıklar söyleyebilirsiniz? Söyleyeyim kısaca. Değişeceksek bir bunun zor olduğunu kabul ediyoruz gerekiyor. Değişeceksek bunun ancak takım halinde yapılabileceğini kabul ediyoruz gerekiyor. Ben çok insan odaklı yöneticiyimdir. Ama sizin işinizi iyi yapmanıza rağmen bu değişimin önünde engel olduğunuzu hissedersem sizinle beraber olmam. Yani ağzını da düşünürseniz büyük değişim hedefinin önünde yaptığınız işi çok iyi yapıyor olmanız sizi kurtaramaz. Dolayısıyla liderlik ve yöneticilik bu anlamda zor. Bazen bu trade-off'lara girip karar vermek zorundasınız. Ancak büyük hedefi görebiliyorsanız küçük çatışmayı kaybetmeyi göze alabilirsiniz. Dolayısıyla değişimle ilgili baktığınızda işte 11 senede önemli bir transformasyon. Hala da değişiyoruz. Çok değer verdiğim, iş için çok önemli olduğunu düşündüğüm insanlarla bir vedalaştık. Bunu yapıyor olmamız gerekiyor. Aksi takdirde o kültürün içerisinde bunları bıraktığınızda ki bunları da bu işi iyi niyetleriyle kimsenin iyi niyetli olduğunu söylemiyorum. Doğru olduğunu inandığım bir şey yapıyor. Yalnız doğrularımız da düşünüyor. Buna dikkat ediyorum. Çünkü böyle bir hazırlığında konuştuğunda değişik hazır mısınız dediğinde hazır
genelde arkasından şöyle bir soru var. Şurası benim alanım, burası kalsın, orayı değiştir. Şimdi böyle bir değişiklik olabilme şansı yok. Ben biraz önce söylediğim gibi değiştireceksek, topyekun değiştireceksek, bunu çerçevesinden gelen bir görmesi lazım. Yapacaksak eğer, buna dikkat etmek lazım. Siz biraz önce DNA'den bahsettiniz, geninden bahsettiniz. Bu bir müddet sonra sizi kullandıracak ya da şaşırtacak kadar değişebiliyor. Çaycı bir Ali abimiz vardır. Barda çalışır. İşte portakal ve tost departmanlara gönderilecek. Birisi telefon düşünür. Ben de yanından geçiyorum. Biz mi gelip alacağız dedi karşısı ya da siz mi getiriyorsunuz? Tamamen şirketin içerisindeyiz. Çaycı Ali abimin cevabı şu. Süreç daha tarif edilmedir. Şahit Ali abi, süreç daha tarif edilmedi mi? Dedirtiyorsanız yasın ya da başka her yer. Bir sorum var. Norton Kaplan eklentiyi çok merak ettim. Scorecard'da Borusan Lojistik'in eklentisi ne oldu? Katkısı ne oldu? Söyleyeyim. İki tane üzerinde trademark'ı olan katılımımız vardı bizim.
Bunlardan bir tanesi sarmal yönetim sistemi diye adlandırdığımız. Aslında yola çıkarken kalite departmanını ortadan kaldırdım dedim. O departmanın ismi yönetim sistemleri oldu. Ve yönetim sistemleri olarak kalite onun uygulamak için ya da EFKM onun kullandığı araçlardan ancak biri haline geldi. 6 Sigma Balance Scorecard gibi aslında onun çok önemli bir strateji çantası var. Bunu onlara formüle ederek götürdüğümüzde bizim burası eksik, bizim böyle bir toolbox'ımız yok diye adlandırdı. Diğeri de biraz önce Murat da aynı şekilde söyledi. Hedeflerin şirket hedefi, business unit hedefi, departman hedefi ve kişisel hedefi olması gerek ve yeter şart başarılı olabilmesi için. Ama birinin bir mekanizmayla o hedefler belirlendikten sonra bunu kontrol ediyor olması gerekiyor. Yani Kaan şunu yapacağım demişsin, bunun için Murat'ın şunu yapmasına ihtiyacım var ama Murat'ta öyle bir hedef yok. Eğer bu kontrolleri yapmadan başlıyorsanız işe, sonra fark ediyorsunuz ki Murat benimle ilgili olan şeyi yapmadığı gibi Melih'le de aynı şekilde işi tekrarlıyorlar. Yani şirketlerin ne kadar yalın, ne kadar direkt olmasının önemini biliyorsunuz. Bu iki konuda kendimize ait olan getirdiğimiz yönetim sistemi onlar tarafından beğenilip hani bunu kitaba koyalım yoksa bu adamlar kitap yazacak diye bize bir jest yaptılar. Elbette, elbette. Yani bu bugün itibariyle bir QDMS'i kullanıyoruz. Bir de QDMS ile beraber SAP entegrasyonu tamamlanmış kendi yazılımımız var. Şimdi Borusan Lojistik dünün küçük şirketiydi. Bugün kendisine ait 12 tane şirket var. Bunlardan 6 tanesi yurt dışında ve yurt içinde olanlar var. Şimdi bütün bunların hepsini bu kadar kocaman bir yumağa insan gözüyle kağıt kalemle yapabilme şansınız yok. Dolayısıyla başlangıçta en temel karşılaştığımız problemler hedeflerin numerik değerlendirilmesiydi. Çünkü iki tane alfayı yazdığınız zaman birbirinden farklı algılayabiliyorsunuz. Ama bugün çok net bir şeyimiz var, öyle söyleyeyim size. Yani toplam koyduğumuz hedeflerin herhalde %90'ını bir filtreden geçirip overlap ediyor muyuz, etmiyor muyuz, linki var mı, yok mu kontrol edebiliyoruz. Evet, mikrofonu uzatabilir miyiz? Öyle bir sıradan soracağız. Kaan Bey, kaç performans göstergeniz var? KPI diye adlandırdığımız performans göstergelerinden. Söyleyeyim, başlangıçta 330 taneydi. Sonra bunları aza indirmeye çalıştık. Bugün itibariyle 62 tane var. 62, teşekkür ederim. Evet, başka sorular? Hanımefendiye uzatalım. Merhaba. 3 yıldır zarar eden, 5 yıldır büyümeyen bir şirketin başına geldiğinizi ve belki ulaşılmasının çok zor olduğu düşünülen bir vizyonla yola çıktığınızı söylediniz. Ve bu süreç içinde de size faydalı olacağını düşündüğünüz fakat değişimi kabul etmeyen insanlarla da yollarınızı ayırmak durumunda kaldığınızı söylediniz. Peki içeride kalanların veya aileye yeni katılanların, yani baktığınızda şirket aslında çok kötü bir durumda ve siz muhteşem bir vizyonla, belki çoğu insan tarafından hadi canım bu da yapılır mı denilen bir vizyonla geldiğiniz bir şirkette yenilerin ve içeride kalanların size olan inancını nasıl sağladınız? Yani şunu yaptım ve bana inançlarını sağladım diye bir şey söyleyemem ama genel şirketin içerisindeki duruşunuz, ben satır aralarında dolaşan bir yöneticiyimdir. Dolayısıyla yani o yakınlığı göstermeniz gerekiyor ve bu yakınlığın samimi olması gerekiyor. Yani sırtına elinizi koyduğunuz zaman bu adam benim arkamda ve başım sıkıştığı zaman burada olduğunu biliyorum mesajını her hareketinizle vermeniz gerekiyor. Ben böyle bir mesaj vereyim diye veriyorsanız zaten o alışmamış gözle lens durmaz. Onu söylüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Değerli katılımcılar, başka... Orada bir yer var. Evet. Merhabalar, Yavuz Selim Dinç ben. Genelde hızlı büyüyen şirketlerde departmanlar arası prosesler, prosedüre yazıldıktan sonra departman arası sürtüşmeler başlar ve prosedürlerin bu işi o mu yapacak, bu mu yapacak tarzı sorunlar olmaya başlar. Bu tür durumlarda sizin
bu tür konular eskileşim mi yapılır yoksa nasıl bir yönetim tarzı yürüttünüz onu öğrenmek isterim. Saptamanız kesinlikle doğru. Hızlı büyüyen şirketlerde değil, bence bütün şirketlerde bu potansiyel problem hızlı büyüyenlerde daha da öne çıkıyor. Bizim bu 11 yıllık hayatımızda, Borusan hayatında bunu ikinci kez yaşıyoruz. Birincisine plato dedim ve büyük bir organizasyonel değişiklikle geçtik orayı. Şimdi de şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Business unitlerimiz var ve business unitler artık yandakinin yaptığını da yapmak istiyorlar. Dolayısıyla burada işte belki ahkam kesilmesi gerekiyor. Yani tepeden bakarak her bir business unit'in oyun alanını bu tarafa sen demek gerekiyor. Çünkü kendilerine bıraktığınız zaman onu da ben yapabilirim, bunu da ben yapabilirim oluyor. Bu tepeden bakışı sağlayabiliyorsanız, şirketi görünür kılmışsanız yaptıkları işleriyle. Bir de ben bunu övünerek söylüyorum, ben lojistikçiyim. Yani kamyon da kullanırım, vinç de kullanırım. Bana gelip bir şeyi hikaye olarak anlatamazsınız. Ben yaptığınız işi bilirim sizin. Dolayısıyla böyle bir artımız var. O yüzden de şu an için kimse kimsenin alanına girmiyor. Ama bunu hissettiğimiz zaman organizasyonel değişikliklerle bunu tekrar şekillendiriyoruz. Çünkü ben burayı belli bir süre tutabilirim. Buradaki baskı arttıkça, arttıkça, arttıkça ya da benim önceliğim değişip ben bu tarafa baktığım zaman burası istediğini yapacak. Çünkü bu çocukların hepsinin istediklerini yapsınlar, daha hızlı büyütsünler bu şirketi diye gaz veriyoruz. Sonra da önlerine duvar örmememiz gerekiyor. Bizim ancak kanallar açabilmemiz lazım ki o enerjisini o kanaldan dışarıya doğru çıkarsın. Aşma şeklimiz bu. Beyrin Atalan adım. Kaan diyebilir miyim? Soru çok sorar. Çok memnun olurum. Kongrenin teması mükemmelliği paylaşmak. Biz stratejik planlama ile ilgili bir oturuma geldik. Ancak verdiğiniz örneklerden liderlikle ilgili aslında pek çok sır da öğrendik. 2023 stratejisi olabilir, daha öncesi olabilir. Bu deneyiminizi paylaşmayı başka taraflarla da yazılı olarak, örneğin bir kitap yazarak planlıyor musunuz? Hedefleriniz içinde bu var mı? Birincisi Calder'in, ben anlaşmalı sunucusuyum. Senede 6 ya da 7 kere ben insanlarla deneyimleri gerçekten paylaşmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle gençlerden teklif geldiği zaman hiçbir zaman hayır demiyorum. Çünkü paylaştıkça, yani bu salonun içerisinde 3 kişiye, 4 kişiye yalnız bir ilham verebilseniz, onun farklı düşünmesini sağlıyor olsanız, bu bile çok önemli bir kazanç. Kitap herhalde bütün profesyonellerin hayatında ileride bir yerde yazacağım diye vardır. Siz 2023 dediniz, benim tarihim 2022. Bunu sorabilirsiniz. Niye 2022? Yani 20 değil, 23 değil. Ben 2002'de başladım Borusan Lojistiğe. Ve yazacağım kitabın ismi Bir Dünya Markası 20 Yılda Nasıl Yaratılır olacak. Dolayısıyla 2022'de yaratmış olmam lazım. Onun için 2023'e gidemiyorum. Bu arada değerli konuklar, tabii çok keyifli bu soruları almak, cevaplandırmak. Süremizi bir 3 dakika aşmış durumdayız. Çok hızlıca toparlayabilirsek 3 kalkan eli de cevaplandıracak şekilde. Buyurun. Merhabalar, Engin Gürdal. Ben Kaan'a şu soruyu soracaktım. Değişim hepimizin bildiği gibi çok zor bir süreç. Sizdeki bu değişimde değişim oranınız ne oldu? Ve mavi beyaz yaka ayrımında tahminim beyaz yakada bu değişimde duvarlara tosladınız. İkinci soru, yeniler her zaman altın çocuktur, eskiler tukakadır. Bu çizgiyi nasıl ayırdınız, nasıl kaynaştırabildiniz hem yönetici olarak hem de çalışanlar olarak? İlk iki senede şirketin toplam çalışanlarının %80'i değişti. Bunun içerisinde yanlış adamları da işe aldım. Onları da değiştirdim tekrar. Diğer sorunuz, yenilerle eskilerin ayrımını ya da kombinasyonunu nasıl sağladınız? Ben de böyle bir ayrım yok. İçeride de hep bunu sözlendiriyorum. Yeni eski, kadın erkek, genç yaşlı, mesajı alan, mesajı almayan. Böyle bir ayrımım var. İçeriye yeni gelenlerin
eskilerin eğitim seviyesi de çok değişti. Ben mesela mühendislere inanırım. Mühendisçe düşünmeye çalışan bir iktisatçıyım. Mühendis değilim. Ama mühendislerin farklılık yaratabileceği bir sektörün içerisinde çalışıyoruz. Dolayısıyla da içerideki yani balıkın başı değişince altı da ona göre değişiyor. Dolayısıyla yeni mühendisler geliyor. Ama yıllardır bu işi yapan ve kendince kendini geliştiren sahadan gelmiş olan bir arkadaşımın da bu yalnız mühendislik okuduğu için küçük dağları ben yarattım diyen adamın altında ezilmesine müsaade etmem. Dolayısıyla bu içeride dengedir. Yani bütün bunların cevabı aslında sizin çalışanlarınıza yakın olmanız. Mesela çalışanlarımın yanına gidemediğim için fırça yiyen bir genel müdürüm ben. Ha, hatırladın mı bizim burada olduğumuzu? Bana bu kadar net şey yaparlar, söylerler. Yani çünkü alışkınlar beraber olmaya. Bu yakınlığı sağladığınız zaman gerisi kendiliğinden geliyor. Ama odanızda durduğunuz zaman bunları görebilme şansınız yok. Merhabalar, ben de Kaan Bey'e bir soru sormak istiyorum. 4 kere stratejik plan yaptık ya da 4.'yü yapacağız dediniz. Evet. Birincisinde 8 kişi olduğunuzdan bahsetmiştiniz. Ben burada hissedarların payını merak ediyorum bu çalışmada. Çok şanslı bir yöneticiyim. Hissedarım bu işi bana outsource etti. Ben başladığım zaman böyle bir hayal de yoktu. Yani Borusan Lojistik devam edecek mi, etmeyecek mi? Ben last bullet olarak geldim. Yani son kurşun, yaparsa bu çocuk yapar, yapmazsak kapatırız biz bunu şeklindeydi. Dolayısıyla onlara bir değer yaratabildiğini gösterdiğim için şirket benim olsa ben böyle yönetirim. O yüzden çok şanslıyım. Ancak benim koyduğum hedefleri challenge ediyorlar ki bu onların çok doğal hakkı, görevi. O yüzden Borusan Lojistiği motive eden önemli şeylerden bir tanesi de bu. Birisi şu tarafa gideceksiniz demiyor. Biz bu tarafa gideceğiz deyip onların sorularını cevaplandırıyoruz. Dolayısıyla hani başarının altında yatan belki en önemli kriterlerden bir tanesi de böyle serbest bir oyun alanını tanımlanmış olması. Evet, son soruyu alalım lütfen. Şu arkada bir tane hanımefendi var, baştan beri kaldırıyor. Evet. Bakınız, en arkada. Size, en köşe. En arkada, evet. Son sorumuzu alıyoruz. Teşekkür ediyorum. Oldukça etkileyici sunumlardı. Hatta o kadar etkilendim ki Kaan'ın şirketinde hamal olasım geldi. Eminim ki liderlerin etkililiğini değerlendirme süreci vardır şirketinizde. Zaman içerisinde Kaan'ın davranış biçimi olarak ne değişti? Yani çok kişisel değilse örnekleyebilir misiniz? Kişisel değil, paylaşmak isterim de çok kısa cevap verebilecek bir şey söylemediniz. Ama şöyle söyleyeyim size, yani zarar eden bir şirketin başında lider olarak olduğunuzda İşçiniz size bu makineyle 18 hareket yapılmıyor dediğinizde in aşağıya deyip 18 hareketin yapılabildiğini göstermeniz gerekiyor. Ama sonra ben bir dünya şirketi olacağım dediğinizde hala o vincin üzerinde duruyorsanız bunu becerebilme şansınız yok. Yani Balnak entegrasyonu olmasa çok övünerek gururla söylediğim şey şu, ben bu şirketin ilk 2 yılında yokum. Yani ben düşünmeye 3. yıldan itibaren başlarım ama şimdi hiç şirketin şeyinde olmayan bir entegrasyon, bir satın alma know-how'ını yaşıyoruz. O yüzden ben bugündeyim. Ve bu beni rahatsız ediyor. Benim daha iyi, daha ileriyi düşünüyor olmam lazım. Yani bizim distürümüz içeride şudur. Genel müdür 3. yıl ve sonrasını düşünür. 1-3 yıl arası genel müdür yardımcılarının görevidir. Yılda yöneticilerimiz tarafından yaşanır. Şimdi siz geleceği düşünmezseniz emin olun birisi düşünecek. Biraz önce hanımefendinin sorduğu soru gibi. Belki hissedarım bir sonraki vizyonu ben hazırlayamadığım için bana sunacak. Ama benim bunu yapıyor olmam gerekiyor. Dolayısıyla günün içerisinde biz yönetim olarak yokuz. Hep geleceği planlamaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Değerli katılımcılar, size de sabrınız ve ilginiz için. Çok teşekkürler. Every move you make, every bound
to break every step you